videoyu da çekelim böyle. Şu planımız böyle. Şuradan gözüküyor. Evet size gözüküyor. Normal regülatörde şu şekilde gidecek. E, diyot doğrultma açıla regülatörden çıkacak çünkü potlara gidecek potlardan akım bir akım geçecek akım gelecek potlara potlar da sinyal gönderecek hem voltaj sinyalini hem de amper sinyalini şeye gönderecek ama biz burada şahse yaptım bu şekilde olmadı nedense çünkü bu şekilde olmadı diyor doğrult maçla tekrar buraya yolladım yani çektiğim alandan yolladım ki burada ne voltaj kalıyor ne amper yani hepsi gidiyor. Ya bu şekilde e, olmuyor. Bu şekilde olmuyor. Farklı yollardan, e, farklı yollara başvurmam lazım. Ya yani şimdi şu şekilde yapalım. Ya yani şimdi şu şekilde. Mesela buradaki potlar mesela şu şekilde sinyalleri artırabiliyorsunuz mesela. Bir tekrar kolektöre sinyal gönderiyorsunuz. Ki buradan direkt e, kolektöre sinyal yollayamazsınız. Bu beyze istediğin rakamda e, akım yollamanız lazım voltaj ayrı, akım ayrı olması lazım. Akım potları ayrı olması lazım. Ki burada iki tane pot yazmışım. Ben bunları bu şekilde yapacağım. Ki normalde dört tane takacağım. Olursa dört tane pot takacağım. Yani şimdi niye takacaksın diyeceksiniz ki dört tane pot. Dört tane pot şey temsil edecek. Dört tane pot. Dört tane pot bir, bir pot voltaj potu olacak. Diğer potlar da e, diğer potla bir pot voltaj potumuz olacak. Diğer potlar da amper pot olacak. Ki neden bu kadar kullanıyorsunuz desen normal power supply şirketler power supply'lerde şu çeyrek e, şu çeyrek potasyometreleri kullanmıyor. Yani çeyrek potasyometreleri kullanmıyor yerine bir watt olanları kullanıyor, iki watt olanları kullanıyor. Onu özel fabrikasyon onlar yapmıyor. Şirketler veriyor. Mühendisler de yapıyor ya parayı yarı yarı şekilde bölüşüyorlar. Ki bunu ben bu şekilde yapmayacağım. Birden fazla pot kullanacağım. Seri şekilde potlar, seri şekilde bağla bağlatmayın. Burada paralel şekilde bağlat. Ve sizden akım elde edin. Ondan sonra birer birer potlara gönderir. Birer birer potlar da şu şekilde sıfıra konuma getirdiğinizde açık duruma getirirsiniz. Buradan birinci basamak yarım bir amperi temsil eder. Her bir pot bir amperi temsil eder. Dört tane pot dört tane 4 amper 5 ampere kadar çıkar. Yani basamak basamak çevirmeniz lazım. Bu şekilde ancak yapabilirsiniz. Siz diyeceksiniz ki Şirket e, mesela özel fabrikasyonlu power supply'leri kullanıyoruz. Niye iki, ta iki tane pot kullanılıyor? Mesela voltaj potu iki tane kullanılıyor. Amper pot da iki tane kullanılıyor. Bir pot, birinci temel pot 10K-20K'dir. İkinci pot 1K-500 ohum'dur. Ya da 2K-1K hassas pottur. Ya onlar şekilde seri bağlanıyor hem bir şekilde e, hassas bot bir k arası e, 1 volt 1 volta 0 volt arası. Yani 2 voltla bir buçuk volt arası 1, 2 volt arası arasına bakıyor. ya yani Bu şekilde yapılıyorlar. Yani benim buradaki çalışma mesela bunu sonuçlandırıp e, şemasal olarak verip yani hiç kimse artık power supply'lere e, para vermeyecek. Yani tasarımını yapacağım. Ondan sonra internete atacağım ki onlar artık para yemesinler. Yani amacım o. Bu şekilde yapacağız biz. Yani bu potlar bu yol olmazsa ben morsela buradan şahsı yapmışım abi. Bak bu yöntem olmadı. Yani bu şekilde şahsı yapacaksın ki ben buradan şahsı yapmazsam bu buradaki vissi hat voltajı dirençler üzerinden potta gidecek. Potta sinyal gönderecek. Beyze sinyal gönderecek. Buradaki volta emitterden e, e, röleye kaçağa bakacak şey voltaj yok. Yani biz sizden tekrar voltaj çekmiş oluyorsun. Ki böyle değil yani. Buradaki voltaj potumuzun sinyallık beyze e gidecek. E, transistörlerin beyzine gidecek. Buradaki transistörlerin beyzine kolektörden açıp daha da kuvvetli olacak. Yani toplam 4 watt. 4 watt'a erişecek ve mosfeti besleyecek. Benim burada kullandığım RF 3205 4 watt'tır. Yani şu base 4 watt'tır. 4 ohm'dur. 4 ohm 4 watt'tır. Ne nasıl diyeceksiniz ki? 4 ohm 4 volt demektir. 4 volt bölü 4 ohm eşittir 1 amper akımı vardır. 4 volt çarpı 1 amper eşittir 4 watt yapıyor. Yani e, biz burada illa şart mı 4, 4, 4 volt uygulayacağız? Yok akımı kestirecek ve eğer voltajını yükseltirseniz base voltajı. Biz burada 24 volt kullanacağımız için amperi kesmek zorundayız. Yani buradaki base hattının, gate hattının amperini 160, 166 miliampere getirmemiz lazım. Ya da 120 miliampere getirmemiz lazım ki ancak bu şekilde kurtarabiliriz bunu. Yani bu şekillerde yapılıyor. Bunu formülünü bir şekilde yapalım da size göstereyim. Bak adamlar bilmiyor. Hadi size de göstereyim de. Ya yani bu şekilde yapılıyor. şekilde getirelim böyle. Evet. 4 wattımız var. 4 watt direkt girelim böyle konuya. 4 watt bölü 24 volt. Eşittir 166 mA yapıyor. 166 mA. 24 voltumuzu 24 volt çarpı e, 24 volt çarpı 0.166 mA eşittir. Hemen hemen 3.90 işe 4 watt yapıyor. Yani bu gate'imize bu gate'imize gidecek bu gate'imize gidecek 4 watt sinyalimiz böyle bu şekilde tamamlıyoruz voltajı indirdiğinizde amperi kaldırmanız lazım. Voltajı yükselttiğinizde amperi kıstırmanız lazım. Düşürmeniz lazım. Ya akıl mantık kişidir böyle. Yani buradaki amacım böyle bir çalışma yapmak. Biz ben bunun kısa devresini yaptım. Hem de otomatik kısa devresi, röleli kısa devresi. Ben bunu yaptım. Regülatörün voltajını da yaptım. Boş kanal olacak. Tipot yapmayacak. Sadece boş kanal olacak abi potu yakmayacak. Ondan sonra bu şekilde yapılıyor. Gel gelelim sinyal hattını. Sinyal hattı, amper hattı, amper potu ki bu potlar olmaz. Fabrikasyonlu potlar 1 watt, 2 watt potlar lazımdır bunlara. Amper potu. Çünkü amper pot yüksek sinyal isteyen, yüksek e, yüksek sinyale dayanabilecek e, kapasitesi olması lazım. 1 watt, 2 watt e, derecelerde olması lazım. Ki bunlar yok bende. Ben e, paralel şekilde 4 tane kullanmak istiyorum. 1 watt. Eğer olursa bu şekilde yaparım. Ya koyar internette ondan sonra hiç kimse şemasında doğru dürüst böyle bir şekilde yazarım böyle. Kimse o alınlıkları almayacak. Mesela para vermeyecek. Gidiyor dünya kadar para veriyorsunuz. O şeyleri. Yani doğru olan bir şekilde yapacağım yapacağım şekilde 5 amperlik yapacağım olursa iki amperlik yapacağım iki amperlik yapacağım 5 amperlik yapacağım ya yani Power Supply 5 amperlik yapacağım 10 amperlik yapacağım ve 20 amperlik yapacağım ve 30 amperlik yapacağım ki ardı ardına formüllerini devrelerini düzgün ve sağlıklı çizeceğim ve yani böyle bir şekilde hiç kimse onlara para vermeyecek yani benim istediğim de budur ya zaten bunların formüllerini vereceğim ya onlara gıcıklık olsun diye bu şekilde full bir şekilde internete vereceğim ben de. Ya ben kısa devresini yaptım kaç ohm da otomatik şekilde ki ben bunlar benim için hiçbir şey değil. Bu şekilde ee, sinyale gelmişiz mesela amper sinyaline gelmiş. Bunu da tamamladıktan sonra şemasını vereceğim ben. Böyle bu şekilde yapacağım. Şimdi bazı biz ben bu formülü uyguladım. Yani bu tarafımca yazılmış e, formüldür. Şahsi yapmışım. Şahsi yaptığı zaman olmaz abi. Benim burada zanner diyotlar kullanmam lazım artık. Yani bir yöntem olmazsa ikinci yönteme başvuracağım. Bir yöntem olmazsa ikinci yönteme başvuracağım. Bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde akım voltaj olmayacak. Bu amper potlarında. Voltaj hiç olmayacak ki buradan kaçağı yollasan da kaçakla olmaz e, gene kaçak duruma düşecek ve amperler de gidecek yani bir çaban boşa gidiyor yani hiçbir şekilde hiç şaseye verilmez bu şekilde zanner diyotlarla kıstırılır bu voltaj kıstırılır amper kalır ve amperin üzerine de bu boş voltaj sinyalini yolluyorsunuz beyze akımıyla beraber akım potu kullanıyorsunuz Bunun kapasitesi yetmiyor. 250 miliamper bir vata kapasitesi yetmiyor. 4 tane kullanmanız lazım aşama aşama ki bu birleşik yapmayacaksın bu amper potunu. Seri balatmanız lazım. Yani böyle hep beraber şu e, fabrikasyonlu yani parayla satılan power supply'leri kaldıracak. Hem invertör olsun, power supply olsun. Yani bu şekilde yapacağız biz onu ya şimdi gel gelelim şu bedava elektrik olayına ben zaten tamiratı bıraktım ya bu şekilde kendimi dedim bu işe vereyim bedava elektrik konusuna geldiğinde ben size söylemiştim bunu e, benim elimde aparatlar yok yani bu e, bildiğiniz e, bir ara e, hani mantıkken baktığınızda e, Kent Starı biliyorsunuz. Ben de o kanalı yeni fark ettim. Hatta yorumumu da yazmıştım ben oraya. E, e, şimdi şunlar şirket değil. Yani kendi çapında mühendisler bir grup mühendis beraber yapıyor bu işi. E, el yapımı, komple e, eşyaları el yapımı, el yapımıyla yapıyorlar. Ondan sonra satıyorlar. Adam yapmışlar yani benim yöntemi uygulamışlar ve yapmışlar. Ki bu yöntem nasıldır? Şu ara aparatları yok. Bildiğimiz patoz ağırlıkları var ya. Mesela geçen sefer de dedim. Şu bir kuvvet yani şimdi büyük bir alternatörü, küçük bir alternatörü, büyük bir alternatörü verdiğin zaman zorlanır. Yani zorlanır. Yeni bir kuvvet oluşturmanız lazım. O dediğim ağır kütleli bilyeler üzerinde sürükleyen o yuvarlak demirler. Onlar olması şart. Onlar mesela 500 kiloluk bir şey yaptığınızda 4000-2000 devirlerde %50 torkuya dönüşür. Mesela 500 kiloluk bir kapak taktığınızda, demir kapak taktığınızda bilyeler üzerinde hızlanır. 2000 devirlerde yani bu 2000 devirlerde 500 kilosu 250 kilo olur. Yani 250 kilo yani 2000 devirde 250 kilo ağırlığı kalır. Yani sadece 2000 devirde. 250 kilosu da torku oluşur. Yani 1 kilo e, uluslararası statiklere göre 1 kilo 1 torkuya tekabül edilir. E, 1 kiloya tekabül eder. Ya yani bu şekilde e, yeni bir kuvvet oluşuyor. 250 e, 250 torku orada oluşuyor. E, bilin yani 2000 devirde 250 torku e, artık bilin neyi neyi taşıyacaksın, neyi taşımayacaksınız. Adamlar biliyor. Bu şekilde yapıyor. Benim elimde olmadığı için hep sürekli testler, testler dedim yapacağım. Ben yapmadım. Ha bir ara elime geçerse yani benim elime geçen bir komponentler oluyor. Bunlarla Power yok edeceğim. ya yani piyasadaki fabrikasyondu. Ben onu hedeflem hedefledim açıkçası. Yani şimdi e, bu şekilde yapıyorlar. Ya zaten beni işe almadılar bunlar. Ben de dedim elimden geleni kadar bunları piyasadan kaldıracağım. Yani bu şekilde yapacağım Eğersa bu formülü ekledim ya bu formülü ekledim. Olmadı. Şahseli yöntemi. Bu, bu şahse yöntemini uygulamayın. Yüksek zaner diyor takmanız lazım. Voltajı öldürmeniz lazım. Akım sadece akım buradaki transistörlere gidecek. Ve bunlar da MOSFET, power MOSFET'lerine gidecek. Yani bu şekilde yapılıyor. Yani power supply'ların içine açtığında içinde bir sürü şeşbeşlik var yani. Bir sürü parça var yani. Onlar böyle gözü karartıyor. Yani bir bakıyorsun bu ne tarafa gidiyor, bir bakıyorsun bu ne tarafa gidiyor. Ben bu zaner diyotları takmışım mesela. Bunların her bir parçanın bir de bir ben boş parça kullanmıyorum. Yani buradaki parçaların her birisi bir parçasına gidiyor ama aksilik eksiye verince bu hem amperi gidiyor hem voltaj. voltajı. Benim amacım voltajı gitmekti. Ama amper de gidiyor. Bunu da unutmayın. Şahsiye vermeyin. Zanır diyor takım. Burada. Buradaki amperlerin olayı da biliyorsunuz. Neyse. Böyle bir testlerin böyle böyle aşama aşama test yaparken sizlere de gösteriyor Ama amacım böyle birlikte böyle bakmak. Ondan sonra şamalandırıp piyasadaki fabrikasyonlu parayla satılan power supplyları ortadan kaldıracağım. Bir tek power supply değil. Invertör kutu olsun. Ya günümüzde invertör kutu işe yaramıyor. Ya işe yarasa da mesela çabuk bitiyorlar. Akülerden çabuk tüketiyor. Çünkü biz enerji tüketiyoruz. Yani Türkiye'nin enerjisini tüketiyoruz. Ki burada yani ben daha önce de söyledim. Bu konuyu Ken Star bitirdi bunu. Ama hiç kimsenin umurunda bile değil. Koyunlar daima koyundur yani. Bunları bilmez. Bunları bilmezler zaten. Hep tüketicidir zaten. Yani bildiğiniz elektrik hiç bitmiyor. Bir tek barajlar gösteriyor. Adamın biri çıkıyor böyle. E, bedava elektrik yoktur diyor. Ötekisi çıkıyor bedava elektrik vardır diyor. E, karartmayı deniyor. Mesela şu ağırlıkları kullanıyor. Ondan sonra e, acı motorları acı motorlara veriyor. Ya ben olayı ben size söyledim iki motor birbirine verdiğiniz zaman sürükleme oluyor, kapanma oluyor. Yani şahseleme oluyor. Şahse. Şahseyi biliyor musunuz? Ne demek olduğunu? Artı eksinin birleşimi demektir. Artı eksi birleşti mi ne olur? Artı eksi birleştiği zaman ne olur? Ama bazılar birbirine veriyor, sürüklüyor. Yani bu şase olur. Anot katotun şase olmasıdır. Şase olmasıyla enerji ortadan kalkıyor. Yani şimdi onlar kürertiyor. Bazıları deniyor. Yok öyle bir şey yoktur. Bedava elektrik yoktur öyle. Siz o kapakların sırrını torku oluşturmanız lazım. Mesela bunu defalarca söyledim. Bunu defalarca söyledim ama şu elimde imkan olmadığı için bir tek bu elimde imkan olunca bu parçalarla piyasadaki ee, power supply'leri ortadan kaldıracağım. Malum bu şekilde yapıyorsun. Neyse böyle testlerim aşama aşama yaparım ben test. Bu şekilde